Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fiyatlı Köfte serimizin 67. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümde gene arı odamıza başladık. Çünkü arılarla alakalı son bir şey daha halledeceğim. Şöyle bir arı elde ettim geçen bölümlerde. Geçen bölümle bu bölüm arasında. Ve bu arının ürettiği şey... Şuradan göstereyim hatta. Oilycomb. Oilycomb'u elde eden birkaç tane arı var. Bunların ilkincisi Oilybee. Bunun yanında Ancient Comb da üretiyor. Onun bir ileri aşaması bu. Ondan iki kat daha fazla Oilycomb üretiyor. Ve Ancient Comb üretmiyor. Benim tam istediğim şey bu. Oilycomb'un kullanımlarına bakalım. En iyi bana cevap vermeye kalkışırsa. Oily Propolis. Oily Propolis ne işe yarıyor peki? Yarım kova oil elde etmemizi sağlıyor. Evet, yarım kova oil. Bakalım peki. Şu an 26 tane Oily Propolis'imiz olmuş bile. Ancak buradaki verimlilik benim istediğim şey değil. O yüzden bir şey yaptım. Bu makinelerin hepsini buraya taşıdım. Seed Oil, Water ve Honey, yani bal. Mesela son bir tane daha eksik. Aa, tam bir tane buldum varmış. Bunlar için toplamda 216 tane bunlardan lazım. Yani bunun anlamı 216 tane polen, 216 tane royal jelly, bolca o wood ve 432 tane beeswax. Sonuç bunlar. Bunun yanı sıra 24 tane de bunlardan lazım. Ben 36 tane yaptım kazara. Yani şunları halledelim. Ve al ve yarı bloklarımızı elde etmiş olalım. Bir tane fazla elde etmişiz. Alveri'yi buraya yerleştireceğim direkt. Alveri Forestry'nin bir multiblock yapıtı. Sen biraz sıkıntı yaratacaksın. Bir geriye yerleştirelim. Abi artık... Bir saniye. Tamam. Yakında yeni sezona başlamam iyi olur çünkü bu world iyice kasmaya başladı. Bir 5-1'de de güzel bir özellik var. Modlar artık o eskisi kadar performans düşüşü sağlamayacak. Bu yüzden yeni seriye geçmek benim... yeni sezonda geçmek benim bayağı avantajım olacak. Çünkü 1-5-1 ile başlayacağım. Ama henüz modların hepsi 1-5-1'e çıkmadı. Bu 3'e 3'lük alanı yerleştirdikten sonra üstlerine şunu yerleştirin. Ve alviyeriniz hazır. Alviyeri tam olarak Apiary'nin bir gelişmiş versiyonu. Apiary'ler normalde yanlış hatırlamıyorsam %10 gibi bir performansa sahipler. Apiary'ler ise, Alviary'ler ise %100. Bir şey yapacağım. Şu ölsün hemen. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Tabii bunu da otomatize edeceğiz. Şu an en basit Alviary yapısını gösterdim. Ama bir şey daha göstermem lazım. Bana 3 tane sizden lazım. Ekstra bir şey. Alviary'lerin bazı ekstra blokları da mevcut. Burada görebilirsiniz. Swarmer. Bunun ne işe yaradığını ben de tam bilmiyorum. Alviary Fan. Alviary'nin
soğumasını sağlıyor. Bu sayede daha soğuk yerleri isteyen yani arıları çalıştırabiliyor. Bunun dışında yanı sıra heater ısıtıyor tam tersi. Bunu hiç bilmiyorum. Bunlar vanilla yani normal Forester'ın eklediği şeyler. Bunun dışında Extra Beast'in de eklediği şeyler mevcut bulabilirsem eğer. Bakalım neredeler. Umarım bir ara bulurum. Mesela sadece Forester'ı açtım evet. Bakalım 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 bakalım. Swarm var falan burada. Multifarmlar. Vesaire 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 ve ha şurada iki tanesini bulduk. Alvear Rain Shield ve Lightning. Bunlar yağmura ve geceye dayanıklı olmalarını sağlıyor. Bunun dışında Mutator mutasyon olasılığını arttırıyor ve benim asıl istediğim Frame Housing. Frame Housing için Golden Electron Tube lazım. 3 tane. Bu nasıl yapılıyor? Termionic Fabricator'da yapılıyor. O ne? Evet, artık yeni bir makineye geçmenin zamanı geldi. Yeni bir makine daha craft etmenin zamanı geldi. Şimdi Terminating Fabricator nasıl yapılıyor? Casing tabii ki de. Chest, Gold ve Glass. Çok kolay. Ama öncelikle şunu yapmam lazım. Bunun crafting'ini gördünüz. Bu Greg'deki yeni eklediği makinelerden bir tanesi. Ve bunun ne işe yaradığını birazdan göreceksiniz. Bir saniye. Ha. Öncelikle Bronze. Casing'imiz hazır. Chest. Gold ve glass. Yani goldlardan bir tane eksik koymuşum. Oluyor öyle. Terminal Fabricator tabii ki de bir Minecraft jül hattına bağlı olmalı. Ha, bu da demek oluyor ki buraya takacağız. Şimdi Terminal Fabricator'ın çalışmak için nelere ihtiyacı var? Öncelikle Glass'a. Doğru duyduğunuz Glass. Şimdi Frame Housing ne istiyordu? Golden Electron Tube. O da 5 tane Gold ve 2 Redstone ile ilgili ediliyor. Ama tabii ki de ben o kadarcık Gold'u kullanacak değilim. Bu kadarcık Gold'u kullanacak. Kullanacağım. Tabii ki de daha fazla Glass lazım. Ben direkt hepsini alayım. Termionic Fabricator ısı üzerine çalışır ve şurada bir ısı barı var. Eğer şu dereceyi geçerse şurada camı eritmeye başlar. Ve o işe yarar bir şey. Şimdi recipe'mizi buraya koyuyoruz. Tamamdır. Tam istediğim oran. Hatta fazla. Gerçi de. Yok değil. Ha, fazla. Bir saniye. 4 tane frame housing yapabilirim. Dördüncü de sen ol. Ya da sen ol. Şimdi başka ne lazımdı bakalım. Iron. Hop.
Frame housing. Evet, 4 tane frame kabul ediyor bu artık. Hatırlarsanız frame'ler arıların performansını etkiliyordu. Peki eğer bizim zaten tam performans çalışan bir makinemiz varsa ve ona 4 tane frame eklersek ne olur? Ha, bayağı güzel bir performans artışı elde edebiliyoruz sanırsam. Nice. Ha, neyse şimdi avyarımıza gelelim ve arılarımızı yerleştirelim. Normalde bir turdan iki tane falan elde ediyordu bu. İki ya da üç tane oyunu komple elde ediyordu. Fakat şimdi bakalım ne elde edecek. Ardından bu çalışa dursun burada. Bir de şey, particle'ları kapattım. Şunların particle'larını. Önemli bir şey değil. Sadece biraz performans artışı ve industrial'larımız. Bu arada şey, bunu elde etmekte şimdiden iki tane elde etmişiz. Bakın ne, nasıl bir performans artışı sağladık. Ve son bir şey daha yapmak istiyorum. Apiarist Database. Evet, bunu yapmak istiyorum. Bir emerald, iki tin, bir diamond, iki redstone, gold, glass pane. Diamond. Emerald. Başka ne lazımdı? İki gold. İki tin. İki redstone ve tabii ki de glass pane. Bunun ne işe yaradığını şimdi göreceksiniz. Sen buradaydın. Yok, bir saniye. Sen orada değildin galiba. Sen neredeydin? Sen en tepedeydin. Seni iyice karıştırmışım. Apiarist Database aslında bayağı işe yarar bir şey. Arıcılıkla ilgileneceklerin bayağı işine yarayacak bir şey. Ve size birkaç ufak keşfettiğim şeyi de bunun sayesinde gösterebilirim. Yapılsın bakalım. Ve masum Necim'de bir sorun var. Evet. Yoksa sadece bana mı öyle gözüküyor? Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Apiarist Database. Açtık ve sanırsam oyunumuz crash verdi. Evet. Evet, geri döndük ve oyunu açtığım gibi fan da coşmaya başladı. Şimdi kendine gelir. Ama şimdi tekrar açtığımda gayet düzgün oldu ve bunlar elde ettiğim tüm şey, şu ana kadar elime geçmiş olan tüm arı tipleri. Forest, Meadows, Common, Cultivated Noble. Yani, tamamen bunları gösteriyor. Şurada genom özelliklerini, yani standart özelliklerini, ürettiği şeyleri, yaşayabildiği biyomları falan filan ve olası mutasyonlarını. Common'a dönüşebiliyor. Cultivated'a dönüşebiliyor. Ve bulunmamış diğer türler. Meadows'a bakıyoruz. Bu da Common'a dönüşebiliyor. Cultivated'a dönüşebiliyor. Ve tekrar Common'a dönüşebiliyor. Common cultivated olabiliyor. Noble olabiliyor. Diligent olabiliyor. Cultivated, noble, majestic, diligent, unwary olabiliyor. Noble, majestic, imperial olabiliyor. Ve premium metal. Majestic, imperial olabiliyor. Imperial'ı henüz adam gibi bir mutasyonu bulamamışım. Unwary olabiliyor. Diligent. Unwary. Bir saniye. Industries'ı. İlginç. Distillate olabiliyor. Vesaire vesaire. Evet. Bu şekilde mutasyon, bugüne kadar yaptığınız mutasyonları daha rahat depolayabilirsiniz. Şimdi bu bölümün asıl olayına geçelim. Şu biraz çalışsın.
18 tane üretmiş bile. Evet. Şimdi neden alveri yapmamız gerektiğini anlamışsınız umarım. 3-4 tane karşılık 2 dakikada 18 tane. Evet. Şimdi öncelikle hatırlatmam lazım. Hatırladığınız gibi artık mesela Mixed Metal Ingot yapmak istiyoruz ve bunun için plate'ler lazım. Plate yapımı ise plate bending machine ile yapılıyor. Plate bending machine. Ya sen kaç EU kullanıyorsun? Tam 32. Sıkıntı yok. Glass fiber cable'larımızı alalım. Ve plate bending machine'imizi koyalım. İlki. Lanet. Ha. Tam düzeldi. Evet, bakıyoruz, arayüz gayet güzel. Ama bir saniye. İkili recipe'lerinde mi var senin? Bir bakıyorum hemen. Ha, yokmuş. Sadece arayüz öyle. İlginç. Evet, bunun asıl olayını açıklayalım hemen. Mesela kendimize invar verelim. Bir tane craft et bana. 3 tane edecek ama. Ha, sen artık bunu craft edebiliyor musun? Ha, evet, değiştiririz artık. Ve gördüğünüz gibi Invar Plate. Invar Plate'in kullanımlarına bakalım. Tekrar Invar Ingot'a çevrilebiliyor. Invar da asit olabiliyor. Mixed Metal Ingot da kullanılıyor. Generator yapımında kullanılıyor. Daha kolay. İlginç bir recipe olarak. Vesaire vesaire. Şimdi bize bir tane daha interface lazım. Begin. Thundercraft etti. Sys frame'leri de şuraya atayım. Ve bana seni çekiyoruz. Sen burada kalabilirsin. Sen de kalabilirsin. Sen zaten boşmuşsun. Pattern. Senden de bir 10 tane craft et bana. Evet, öncelikle Mixed Metal Ingot recipe'mizi düzeltelim. Refine Iron. Refine Iron değil. Ben Invar kullanacaktım. Nikel de kullanabiliyormuşuz. Invar, Brass ve alüminyum da kullanabiliyoruz. Zinc de kullanabiliyoruz. Ben şunları bir inceleyeyim. Evet. Alüminyum oranımıza bakacak olursak, alüminyum kullanacağım. Bunlardan bir tanesini öncelikle buna çevirmemiz lazım. Alüminyum plate. Ve bir adet de plate'e ihtiyacım var. Öncelikle şu recipe'yi elde edelim. Şunun üstüne yazın. Şunun üstüne yazalım. Invar, Brass ve alüminyum. Encode. 3 değil. Evet, 3 elde ediyoruz senden. Hadi seni buraya öğretelim. Tabii ki de bu da değişecek.
Sonrasında alüminyum, alüminyum plate öğren. Ve seni buraya koyacağız. Ben bunları hemen halledeyim. Evet, bunları yaptığımıza göre şimdi bize başka bir makine daha lazım. O da Assembling Machine. Assembling Machine iron alüminyum plate ya da refined iron plate'e ihtiyaç duyuyor. Alüminyum plate kullanacağım tabii ki de. Öncelikle circuitlerimize bakalım. Tam 4 tane var. Bunun dışında senden lazım ama 2 tane daha lazım bunun için. Bir battery lazım. Battery'lerimiz varmış, tamam. Circuitleri elle yapmam gerekecek bu sefer. Çünkü eski recipe artık işe yaramıyor. Tam 2 tane yapacak kadar varmış. Refine iron'ımız da var. Ve redstone'umuz. Sizde craft etmeli aslında olmuyor değil. Yani çünkü hem şunu yaptım hem de arkadaşlarımla oynadığım bir server var. Alüminyum plate ya da normal alüminyum. Alüminyum kullanıyorum tabii ki de direkt. Başka ne lazımdı? Glass ve battery. Üç tane glass craft et buna. Tamamdır, sen hazırsın. Bunun dışında ne lazım? 3 tane alüminyum. 2 tane tabii ki de. Çünkü bir tanesi zaten elimizde. Ben de diyorum ne unuttum. Aşağısına import ya da export. Artık hangisiyse hep karıştırıyorum. Onu koymayı unuttuk. Neyse, koyarız birazdan. Şunu da halledelim. Yani diğer makinemizi de bağlayalım. Circuitler. Piston. Piston tabii ki de. The old friend piston. Bu arada şu possible upgrades'lerden ufak bir bilgi. Hani artık Great Dig makinelerini Minecraft Julia'da çalıştırabiliyorsunuz. Great Dig makinelerinin bu saçma huyundan nefret ediyorum biraz. Evet. Bunun recipe'lerine bakıyoruz. Bu biraz sıkıntı olabilir. Ama onun çözümünü bir bulmuştuk. Değil mi? Evet. Biz bazı özel circuitler için bunu kullanacağız ama şimdilik buna normal circuit koyacağız. Circuit. Ama 80 saniye diyor yalnız. Ve 40 saniye de burada. Önce bir test edelim, ne dersiniz? Öncelikle sen electrum plate ve refined iron plate ya da alüminyum plate. Electrum plate lazım bana. Electrum plate'lerimizi hazırlayalım. Bakalım. Bir şey merak etmiştim de test edemedim. Alüminyum plate'imizi de direkt şöyle yapalım. Evet. Güzel bir arayüz. Ve sanırım ilerleme barının da arayüzü var. Öyle tek ilginç makineler ekliyorsun. Ama
süresi kesinlikle bu karımıza değecek bir şey değil. Kesinlikle. Ama bazı recipeler için gene buna ihtiyaç duyacağız. O zaman ne yapalım? Elektrumdan elde ettiğimiz o kârı bırakalım bence. Evet, elektrumdan elde ettiğimiz kârı bırakıyoruz ve bu versiyona geri dönüyoruz. Mecburen. Olsun. Ha, güzeldi. Ama süresi maalesef. Basic circuit board. Bu senin crafting gibi mi? Seni tanımak güzeldi. Ama şimdilik sana ihtiyaç duymuyoruz. Bunun dışında öncelikle import. Tamam. Import basımız da mevcutmuş. O halde bunu buraya yerleştiriyoruz direkt ve stack moda getiriyoruz. Evet, gayet artık buradan çekebilecek. Önce iki tane benden daha hızlı. Plate'imiz. Elektrumumuz ve elektron plate'imiz ve blank pattern'ımız. Why not? Evet, artık her şey hazır. Bu diğer plate bending machine ise buraya kuracağım. Ve hazır. Şimdi bir bakalım. Evet, Mixed Metal Ingot Crafting'imiz çalışıyor. Ama bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Değil mi? Şimdi mesela senden elektron craft etmeni istesem ne yapacaksın? Ne elde edeceksin? Ha, tamam, gene aynısını elde ediyor. Invar'da durum değişiyor sanırsam. Bakalım hemen. Evet, Invar'da durum değişiyor. Çok da güzel değişiyor ve hani sıkıntı yok. Sadece ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. O da bu. Sadece result'u değil. Yani sonucunu değiştiriyoruz. Bu invarı kullanan başka bir recipe mevcut muydu? Şimdi hatırladım. Yok galiba. Ya ileride karşımıza çıkar zaten. Evet, teknik olarak bu şekilde bir geri dönüş yapmış olduk. Bu arada bunları da bunda elde edebiliyoruz ancak ihtiyacım yok. Çünkü rolling machine'lerinde gayet güzel bu işi görüyor. O esnada bir bakalım şuradaki üretimimiz ne durumda? Ha, güzel. Başka bir şey daha ihtiyacım var. Evet. Neden sürekli krom ve titanyum elde ediyorum? Çünkü büyük projelerim var. Şu anki krom sayım 82. Titanyum 25. Evet, biraz titanyuma ağırlık versem iyi olur. Sanırsam bu bölümü bitirmek için güzel bir konumdayız. Evet, gayet güzel şeyler yaptık. Ben o esnada ya da diğer bölümün başında şunu otomatikleştiririm. Ha, ölmüş bile. Oho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 h
elde edebiliyoruz. Alvieri ve 4 tane frame'in gücü.
ben şunların işlemlesinin bitmesini bekleyeyim bakalım su... Önceki sonucumuz ne kadardı hatırlıyorsunuz? 26. Şimdi bakalım üstüne ne kadar eklenecek. %100 şansla gelmiyorlar ama gene de güzel bir şansla geliyor. Her şey. Biraz da bal elde ediyoruz bundan. Neden al veriler işe yarıyor anladınız değil mi? Neden al veri... Sakın crash vereyim deme. Sakın. Evet galiba Optifine'la ilgili ya da başka bir şeyle ilgili bir problem var. Sonraki bölümün başında ne kadar olduğunu gösteririm ben. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.